Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'nde yine bir Almanca videosuyla beraberiz. Tonguç, Oo. bugün ne öğreneceğiz görüyor musun? Hocam saatleri öğreneceğiz. Nedir saatler hocam? Aynen. Geçen ders biliyorsun Kol rakam... saati var, duvar saati var. Tabii yani... Orası masa saati var hocam. Hep... Öğreneceğiz işte yani. Geçen ders biliyorsun rakamları, sayıları öğrenmiştik. Bu dersimizde de saatlerin nasıl okunduğunu öğreneceğiz Almanca'da. Oo. Die Uhr saat demek Tonguç. Die Die, Uhr. die Uhren de saatler. Clocks. Ne fark var hocam? Şimdi biri tekil, biri çoğul. Biri bir tane saat, biri de mesela bir tane saatçiye gidiyorsun. Böyle vitrinde bir sürü saat var. Evet. Saatlere bakabilir miyim dersen Die Uhren demen gerekir. Şimdi saatleri anlatırken biz ne kullanıyoruz Tonguç? Mesela saat 7'ye çeyrek var diyoruz, değil mi? Çeyreği bilmemiz lazım. Evet Mesela varı bilmemiz lazım. hocam. Ya da mesela 7'yi 2,5. Buçuğu bilmemiz gerekiyor. aynen buçuğu bilmemiz gerekiyor. Ve mesela geçiyor'yu da bilmemiz gerekiyor. Şimdi bu kelimeleri Almanca'da for kala anlamını veriyor. Öncesinde demek for ama saatler için kullandığımızda kala. Nachtsa geçiyor demek. Aa, geçe. Aynen geçiyor. Nacht Ha. geçiyor. Viertel çeyrek demek. Mesela Quarter. kala demek 3'e 15 var. Aynen Gibi mesela. var gibi. Var da var gibi Aynen hocam. vara benziyor. Oradan yazılış olarak benziyor. Okunuşu for. Biliyorsun Almanca'da İşte V'leri nah F geçti. şekli. Yani nah geçti falan derler ya hocam. Aynen nah geçiyor demek Evet. Almanca'da. Viertel çeyrek demek. Ve halb de yarım demek. Yani buçuk demek. Half gibi. İngilizce'deki Aynen half gibi. İngilizce'deki half. Ama saatler olduğunda buçuk oluyor. Şimdi Anladım. kelimelerimizi öğrendik. Saatleri nasıl söyleyeceğiz? Onlara geçelim bakalım. Oo. Şimdi Viertel vor acht. Yani Viertel neydi Tonguç? Hocam fiyata Çeyrekti, değil çeyrek mi? demek. Şimdi for da var demekti. Yani For çeyrek var var. da. Şimdi Çeyrek var. aynen Kaça? acht da 8'e. 8'e aynen 8'e 8'e çeyrek. çeyrek var. Bu kadar. Oo, Çok bu basit, basit, değil mi? bayağı basitmiş Hemen ya. buradan da saatimizi yapalım. Mesela 8'e çeyrek var nasıl olacak? Çok zor bir şey bu ya. Ben en fazla beynim buna kayıyor. Karıştırıyor insan, değil Evet, mi? uzun olan U hocam. uzun olan bu Uzun olanı. yelkovan akrepte Orada bir yer. şöyle bir şey. Evet. 8'e çeyrek var. Oo. Şimdi acht Uhr yani saat tam 8 olduğunda saat tam 8'de şöyle bir şey. Acht Uhr yani saat 8. Mesela bana biri sorduğunda "Wie spät ist es?" dediğinde yani saat kaç dediğinde ben o an saat 8 diyeceğim. Acht Uhr. Aldım hocam. Şimdi Viertel nach acht. Mesela Viertel neydi Tonguç? Çeyrekti, değil mi? Nach neydi? Bir for kalaydı. Nach da o zaman geçiyor, değil Geçmişti mi? hocam. Çeyrek geçiyor. Yani kaçı seyrek Aa, geçiyor? 8'i Mesela çeyrek 8'i geçiyor. çeyrek geçiyor. Anladım hocam. Basit bir şey hocam. Hemen onu da yapalım. Şöyle bir şey olması Evet lazım. hocam. Bu O uzun daha olan, uzun. aynen bu uzun olan yer kovan bu. Şimdi Viertel nach acht dediğimizde 8'e çeyrek var. Şimdi 8 çeyrek geçiyor. 8 çeyrek geçiyor pardon. O haklısın. Half noon, Ha, 9,5. halb neun 9.30 değil işte Tonguç. Tonga'ya Aa, düştün. oha, Tonga'ya düştü. Almanca'da böyle ilginç bir kural var ve bunu ezberlemesi Ama zor half hakikaten ama gibi. ezberlememiz gerek. Bu halb neun 8.30. Neden böyle bir mantık yapmışlar 8,5 diyeceksin. mu? Aynen hiçbir Hocam onu fikrim 9 yok. yazıyor ama. İşte 9 yazıyor ama halb başına geldiği rakamın öncesini ifade ediyor. Ne? Bu ne Aynen. kadar saçma bir şey. Çok ilginç bu kural ama Almanlar böyle koymuş. Biz de uyuyacağız, ne yapalım? Halb noon. Allah'ım. Mesela bu mantıkla ben halb sein dediğinde o saat kaç olur Tonguç? Sein 10'du biliyorsun. Abi dokuz Halb buçuk. sein de 9.30, Şaka değil gibi mi? ya. Ben hayatımda o kadar saçma bir kural duymadım Yani ya. söylediğin sayının bir öncesini düşünüyorsun. Çok Hayatımda o kadar saçma. saçma sapan bir şey duymadım ama neyse hocam. Yani Öğreneceğim. aynen kural böyle. Biz de kurallara uymakla yükümlüyüz Tonguç. Anladım hocam. Bu çok önemli. Tekrarlıyorum. Halb önünde geçtiği sayının bir önceki saatini verir. Yani Nasıl halb ters noin insanlar bunlar ya? dediğimizde 8.30'tur. Halb Anladım. sein dediğimizde 9.30'tur. Mesela Viertel. Viertel vor neun. Bunu sen söyle bakalım Tonguç. Hocam Vor neydi? Kala kala for. demekti. Var yani. Aynen. 15 var. Viertel'de Çeyrek çeyrek var. var. Noin Çeyrek kala. neydi? 9. Nine. 9'a çeyrek kala. 9'a çeyrek kala. Evet. Hemen onu da çizelim. O da şöyle bir Evet şey. hocam. Aynen. Şöyle bir şey. Neun Uhr, Noin. yani Noin saat 9 tam demek. 9. Aynen. Tak Evet. tak bunu çizmesi kolay. Saat 9. Evet hocam. Bu basit. Noin. Sieben falan. Ona net Şimdi falan.
Fünf und zwanzig nach acht. Oh. Ya Tonguç, Bu ne hocam bütün ya? hepsi o kadar basit değil. Ama çok gözün korkmasın. Şimdi fünf und zwanzig ne? İlk önce parça parça gidelim. Fünf neydi? Beş değil mi? Fünf, beş diyor. Beş. Zwanzig neydi? Yirmi. Şimdi fünf und zwanzig ne Ha, oluyor o fünf zaman? oldu 25. Aynen. İkisi birleşiyor. Fünf und zwanzig. Aynen. 25. Fünf und zwanzig nach acht demek. Nah Nah da geçmiş neydi? demek. Aynen, Geçti diyor. geçiyordu. Nah geçti derler. geçiyor. Şimdi fünf und zwanzig neydi? 25. 25 geçiyor. O zaman 8'i ne 25 oldu bu? geçiyor. 8'e 25 geçiyor. Oha. Fünf var halb neun. Gözümüz korkuyor ama çok Hocam basit değil ben mi Tonguç çok doğru yani? yani. 8'e 25 geçiyor. Şöyle bir şey Tonguç, değil mi? Aa evet. Şimdi Tonguç, saat 8'e 25 geçiyor. Türkçe'de biri bana sorduğunda bunu ben aynı zamanda ne diyebilirim? 8.30'a 5 var değil mi saat? Yani buçuktan 5 dakika Ne önce. kadar saçma bir anlatım. Aynen. Almanca'da da böyle bir olay var. Böyle bir anlatım var. Tam tersinden. Aynen. Fünf vor halb neun. Ama biliyorsun halb neun 8.30 demekti. Yani karıştırdım, 9.30 Evet değil hocam, onu 8.30. karıştırmayacaktım. Yani bu iki anlatım da bize aynı saati veriyor. Yani saat 8.25 Aa. geçerken sen bana "Wie spät ist es?" diye sorduğunda ben fünf und zwanzig nach acht da diyebilirim. Fünf vor halb neun da diyebilirim. Yani bu Anladım ne demek? Kala. Vor neydi? Kala. Fünf ne? Beş kala. Neye beş kala? 8.30'a beş kala. Yani 8.30'a Yani sekiz. 8.25. Aynen. 8.30'a 5 var. Ne demek? 8.25. Aynı şekilde mesela 9'a 20 varken de Zıvan. "Sein nach halb neun." Yani saat 8.30 10 geçiyor diyebiliriz. 20 for neun 8.30 10 geçiyor. Aldım hocam. Tonguç, bir de çok kolay bir saat söyleme yöntemi daha var. O da mesela şimdi saat 8'e 10 geçiyor diyelim Tonguç. Tamam mı? Evet hocam. Şöyle. Normalde biz ne öğrendik? "Sein nach acht." Yani geçiyor 10 8'i. Evet Yani hocam. 8'e 10 geçiyor. Ama Almanların bir de kolay söyleme yöntemi var. O da "Acht Uhr zehn." Yani saat 8:10. Şimdi sen bana Aa, sorsan mesela o saat çok daha basit. aynen 8:10, ben sana 8:10 da diyebilirim. Saat 8:10 geçiyor da diyebilirim. Bu da basit yöntemi. Anladım hocam. Hemen devam edelim. Mesela saatin 8'i 20 geçtiği zaman ben sana "20 nach 8" da diyebilirim. Şöyle Sekizi yaparsak. yirmi geçe. Aynen 8'i 20 geçe. "20 nach 8" da diyebilirim. "8 Uhr 20" de diyebilirim. Yani 8:20. 8.20 evet. Onların hemen Türkçelerini yazalım. Biri 8:20 oluyor. Evet hocam. Biri 8'i 20 geçe. Daha doğrusu 8'i 20 geçiyor oluyor. Geçiyor. Diğeri de üçüncü yöntem, demin görmüştük. 8.30'a 10 var. Vay, berbat bir yöntem bu Yani hocam bu biraz ya. daha karmaşık tabii ama biri Sen var. Sen 8.30'a 10 vor var. halpnoin. Aynen. Tonguç, şimdi geldik yine. Nereye geldik sen söyle. Hocam oh be en sevdiğim kısma geldik ya. Şimdi Tonguç, saat 8'i 20 geçe ifadesini Almanca olarak 3 farklı şekilde yazacak bize izleyenlerimiz. Çünkü biz bunu videoda öğrendik ve bu yapması gayet kolay bir şey. Tamam hocam. Video yağmurumuz devam ediyor Tonguç. Biliyorsun Almanca öğrenmeye devam ediyoruz. Ve önceki videomuzu da sonraki videomuzu da buradan izleyebilir izleyicilerimiz. Teşekkürler hocam. Görüşmek üzere.